Eğer tarihi gerçekten derinlemesini anlamak istiyorsanız, onu daha kolay ele alabileceğiniz parçalara bölmeniz gerekir. Biz buna dönemlere ayırma diyoruz. Yani tarihi belli dönemlere bölüyoruz. Aslında buna insanlık tarihinden aşinayız. Tarihçiler örneğin Rönesans'tan, Ming Hanedanı'ndan ya da Mısır'daki eski krallıktan bahsederlerken aslında dönemleri kastederler. İnsanlık tarihinin bu dönemleri aslında son derece muğlak tanımlanmıştır çünkü örneğin Rönesans'ın başlangıcını herkes farklı bir tarihe koyabilir ve zaten muhtemelen İtalya'daki başlangıç tarihi İngiltere'dekinden farklı da olabilir. Yani bunlar çok kesin dönemler değildir. Ancak jeolojide tarihimizi kayalara kayıtlı bulgulardan okurken daha ciddi, somut ve doğru tanımlanmış dönemlere ihtiyacımız olduğu görüldü. Bu nedenle jeologlar dünya tarihini eon ya da devir denen son derece uzun aralıklara böldüler. Eonlar sonra daha kısa dönemlere bölünüyor. Bunlara da era ya da zaman deniyor. Bunlar da periyot denen daha kısa aralıklara bölünüyor. Hatta periyotların daha küçük aralıklarına da epok ya da devre deniyor. Tüm bu dönemler son derece detaylı tanımlanmış ve tüm jeologlarca uluslararası seviyede üzerinde anlaşılmıştır. Bu çizelge dünya tarihinin temelini oluşturur. Jeolojik dönemlerin en geniş parçasını oluşturan eonlarla yani devirlerle başlayalım. Dört tane devir var ve adları şöyle. Hadeyan, Arkeyan, Proterozoik ve Fanerozoik. Peki bu adlar ne anlama geliyor? Hadean, 4,5 milyar yıl önce dünyanın başlangıcıyla birlikte başlar ve yarım milyar yıl boyunca sürer. Bu dönem dünyanın oluştuğu, büyüdüğü ve büyük kuyruklu yıldız ve asteroitlerin gökten yeryüzüne düşerek dünyayı bazı yerlerin zaman zaman erimesine neden olacak kadar çok ısıttığı bir dönem. O zamanlar dünya gerçekten cehennem gibi korkunç bir yer olmalı. Jeologlar bu nedenle bu dönemi Hadeyan olarak adlandırıyor. Sonra dünyanın büyümesi durunca ortam biraz sakinleşti. Aslında yavaş ve sakin bir hale aldı. Dünya son derece sessizleşti. Bu dönemi kapsayan iki uzun devir Var. Önce Arkeyan ve sonra Proterozoik dönem. Daha sonra hemen hemen yarım milyar yıl önce dünyada bitkiler ve hayvanlar gibi karmaşık bir yaşam ortaya çıkıyor. Bu döneme de görünebilir yaşam anlamına gelen Phanerozoik adı veriliyor çünkü bu dönemden kalan fosiller var. Bu noktada dünyayı anlamımızı sağlayacak iyi bir durum söz konusu. Dünya başlangıçta yani hadeyan'da hızlı bir değişim yaşadı çünkü ortam çok sıcaktı. Arkean ve Proterozoik'te ise soğuduğu için değişim yavaş oldu. Ancak Fanerozoik'te karmaşık yaşam ortaya çıktığından değişimin hızı tekrar arttı. Şimdi ise insanların oluşturduğu teknolojik medeniyet sayesinde değişim çok hızlı. Daha detaylı bakarsak bu devirlerin her biri era ya da zaman denilen aralıklara bölünüyor. Fanerozoik devir eski yaşam anlamına gelen, Paleozoik orta yaşam anlamına gelen, Mezozoik ve genç yaşam anlamına gelen Senozoik zamanlara bölünüyor. Bu zamanların her biri de daha sonra Kretase, Ordovisyen ve Kambriyen gibi isimlere sahip dönemlere bölünüyor. Mayalar ve endüstriyel devrimin bir tarihçiye ifade ettikleri gibi her dönemin de bir jeoloğun son derece aşina olduğu ayırt edici kendine has özellikleri ve karakteri vardır. Örneğin Kretase dönemi dinozorların hala var olduğu son dönem. Belki sizin de orta çağ ya da e, Rönesans gibi insanlık tarihinde çok sevdiğiniz bir dönem olabilir, değil mi? Bunu düşünün. Aslında özellikle ilginç bulduğunuz bir jeolojik dönem olup olmadığını da düşünmeye başlayabilirsiniz bence tüm bu bilgilerden sonra. Mesela benim kendi adıma söylersem en sevdiğim dönemlerden biri Ordovizyen'dir. Size Ordovizyen dönemde gerçekleşen birkaç enteresan olayı anlatayım. Her şeyden önce bu dönemde Afrika'yı kapsayan süper kıta Gondwana, Güney Kutbu civarlarında sürükleniyordu. Şimdi sahranın ortasında kalan kavurucu sıcaklıkta ve kuru olan yerlerde hep buzullar vardı. Oradaki buzul tortularını bulan ilk jeologlar ne kadar şaşırmıştır. Bunu tahmin edebiliyor musunuz arkadaşlar? Ordovizyanda olan bir başka şey de bizim vücudumuzla ilgili. Mesela daha önceleri balıkların ön tarafta tek bir sabit ağzı varken, Ordovizyen dönemde çenenin gelişmesini sağlayan evrim gerçekleşti. Biz milyonlarca yıl sonra bugün hala o geçmişteki yaratıklardan asırlarca aktarılarak bizlere ulaşan çeneyi kullanıyoruz. Yani her konuştuğunuzda, yemek yediğinizde ya da birini öptüğünüzde Ordovizyenden vizyenden kalma bir hatırayı kullanıyorsunuz demektir. Eğer siz de Ordovizyen'i ilginç buluyorsanız, bunun tarihini hatırlamak çok kolay. Bu dönem 444 milyon yıl önce sona erdi. Başlangıcı da hatırlamak yeterince kolay ve ilginç. Dönem 488 milyon yıl önce başladı. İşte jeologlar dünya tarihini bu şekilde dönemlere ayırarak geçmişte neler olduğunu anlamamızı kolaylaştırdılar.